Merhabalar ben Satır Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün diyetimizin 35. günü ve ben sabah kalkı kalkmaz bir su bardağı limonlu suyumu içtim. 20 dakika sonrası da kahvaltımı hazırladım. 2 dilim peynirimi küçük küçük doğradım. Üzerine de nane doğradım. Ben bu şekilde çok seviyorum. Hatta bu şekilde yapıp ekmek arası yapmayı çok seviyorum. Ama ekmek yemediğim için bugün sadece bu şekilde yiyeceğim. Peynirimi doğradım. Üzerine de nanesini doğradım. Ben taze nane kullandım. Kuru nane ile olur mu diye sorarsanız kuru nane çok yakıştıramıyorum. Taze nane çok daha güzel yakışıyor. Diyette değilseniz ekmek arası yapacaksanız peynirle naneyi yeşil soğan da tavsiye ederim. Çok daha güzel oluyor. Ben bugün hani ekmek yemediğim için de yeşil soğan eklemedim. 2 tane yumurta kaynattım. Yarım domates doğradım. Bir yemek kaşığı da zeytin ekledim. Bu görmüş olduğunuz adı rübel bu ben burada gördüm ilk kez Türkiye'de var mı bilmiyorum ama burada çok güzel tart oluyor reçeli oluyor İnşallah önümüzdeki günlerde sizlere tartını da yaparım reçelini de yaparım. Bu şekilde dış kabuğunu soyuyoruz. içi de böyle ekşi ekşi çok güzel oluyor. Ben genelde burada ekşi erik bulamıyorum. O yüzden de bunu yiyerek böyle erik yiyormuşum gibi çok hoşuma gidiyor. Böyle tadı çok ekşi oluyor. Ben bugün kahvaltımda bunu ekledim. Eğer siz isterseniz hani ekşi ekşi erik yiyebilirsiniz. Ben bunun kabuğunu soyduktan sonra genelde ısırarak yemeği tercih ediyorum. Ama bugün tabağımda güzel görünsün diye sizler için doğradım. Bir bardakta çayımı koydum ve bu şekilde kahvaltımı tamamladım. Bugün akşam yemeğinde dünden kalan mercimek çorbam vardı. yanada bulgur pilavı yaptım. Şöyle pilav tencereme 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum ve erittim. Yağımız eridikten sonra da bir su bardağı bulgur ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra da aynı su bardağı ile iki su bardağı su ekledim. Daha sonrasında da damak tadımıza göre tuz ekledim. Son olarak tuzumuzu ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım, kapağını kapatalım. Kaynayana kadar normal ateşte. Kaynadıktan sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Suyunu iyice çektikten sonra üzerine bir tane havlu peçete kapatıyorum. Daha sonrasında da bir 10 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebiliriz. Bugün akşam yemeğimde 3 yemek kaşığı bulgur hakkımı kullandım. Bir gün öncesinden çorbam vardı. Birazcık da salata koydum ve bu şekilde de tamamladım. Bugün de diyetimizin 35. gününü tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. Diyetimizle ilgili her sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Yorumlarımı okuyorum. Mutlaka dönüş yapıyorum. Videomu izledikten sonra beğeni bırakmadan lütfen çıkmayalım. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.